Devam edelim. Diğer şehirleri hepsini tek tek saymayayım. Sadece lokasyon vereyim. Yerini belirteyim yani. Evet. Mardin'den var. Kahramanmaraş'tan var. Bunlar en çarpıcı olan. Ne oldu Yani Sayın Bey? şey de çok önemli. Milletvekili seçiminde mesela CHP'nin birinci parti olduğu bir sandık bu. Şimdi böyle bir sandıkta yani 88, 94 oyun Kılıçdaroğlu'ndan azalıp ya burası CHP'ye oy vermiş bir sandık. Birdenbire 15 gün sonra diyor ki bunlar biz CHP'den vazgeçtik, Erdoğan'a döndük. Evet. Ya böyle bir geçiş yani Mümkün değil ha böyle gibi. bir geçiş olabilir mi? İmkansız Ya bir de gibi. şimdi şeye sormak lazım. Tam da hani ondan azalıp öbürüne geçme rakamları birebir aynı. Soralım Evet. hocamıza. Hocam, şimdi hakikaten bu örnekler çok çarpıcı. Çok çok çarpıcı. Yani siz yine daha makul bir şekilde ifade etmişsiniz. Yani bu iki anlama gelir. İşte biri bilmem ne demişsiniz. Diğeri de burada seçmenlerin oylarının kontrolünü ellerinde tutmadıkları anlamına gelir. Ben bunu neredeyse imkansız, izahı mümkün değil diye yorumluyorum. O benim şeyim, yaklaşımım. Bu sandıklar ne ifade ediyor ve ne kadar büyüktür bunlar? Yani toplamı anlamında söylüyorum. Bu sandıklar toplamı 650 bine ulaşıyor. Şey, oy toplama 5 anlamında değil mi? Oy anlamında. fark toplamı. Yani Erdoğan lehine oluşan normalden fazla fark toplamı 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında farkın 5'ten az olduğu sandıkları ihmal ettiğimizde toplamda 650 bine yaklaşan bir meblağla karşı 650 bin karşıya oy kalıyor. mu Hocam. sandık değil zaten. Sandık 200 bin. 650 bin oy. Yani Yani yüzde eğer bir. 650 bin farktaki azalma, işte 2 milyon farkla kazandığını varsayarsanız Erdoğan'ın bu durum söz konusu olmasaydı o zaman 1 milyon 350 bine inecekti fark. Ve bu sadece belli ile özgü bir durum değil. Bu gayet yaygın bir şekilde Türkiye'de yapılmış bir durum. İstanbul'da bile örnekleri var. Ankara'da da örnekleri var. Tabii özellikle de Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde var. Bizim daha önceki raporlarımızda Türkiye'de 104 ilçeden bahsetmiştik. Bu 104 ilçe 2017 referandumunda 2,5 milyon üstünde fark yaratan yani hayırı evet'e çeviren ilçeler ve gene çok büyük bir kısmı oraya yoğunlaşmış durumda bu normal olmayan oyların. Şimdi ben izin verirseniz size Cumhurbaşkanlığı seçiminde normal olmayan sonuçlar hakkında ekran görüntüsü paylaşaraktan yaptığım bazı çalışmalar hakkında bilgi vermek isteyeceğim. Ekranı görebiliyor musunuz? Şu an için biz sizi görüyoruz hocam. Şöyle yapalım mı hocam? Şöyle bir ekran gelmedi mi önünüze? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçlarının değerlendirilmesi diye. Yok hocam, şu an sizin ekranınıza bize yansıyacak şekilde akan bir görüntü yok. Anladım. Gelmedi demek ki. Peki ben o ekrana bakarak size aktarmaya çalışayım. Buyurun. Türkiye'de binlerce sandıkta bu durum söz konusu. Bunları il il değerlendirdik ve raporumuzda yazdık, gösterdik. Bunun dışında Türkiye'de seçimlerde daha açıklanması zor olan konular da var. Mesela Türkiye'de oy oranlarının değişimine baktığımız zaman son 3 seçimde AKP oylarının azaldığını, Cumhuriyet Halk Partisi oylarının stable olarak gittiğini görüyoruz. İktidar partilerinin oylarının toplamına baktığımız zaman iktidar partilerinden kastettiğimiz AKP, MHP son seçimde Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'dir. Onların oylarında azalma, çok ciddi bir azalma görüyoruz. Ve muhalefet oylarının
arttığını görüyoruz. Şimdi hala gösteremiyor muyum ben size ekranımı? Şimdi Mehmet Hocam, ben şöyle bir öneride bulunayım. Sizin bize gönderdiğiniz iki PDF dosya vardı. Evet. O dosyalardan biri yerel seçim senaryolarıyla ilgili. Sayın seyirciler, evet, muhalefet ne yaparsa yerel seçimde kazanır, ne yaparsa kaybeder. Sağ olsun Mehmet Hocam bize gönderdi. Bir de biliyorsunuz bu 2023 seçimleriyle ilgili bir PDF dosya gönderdiniz. O dosyada çok fazla görsel var. Ben onlardan bir kısmını seçtim. Ben şöyle kalkayım ekranda, onları bir anlatayım. Peşinden de siz bana onları yorumlayın. Kabul eder misiniz bu önerimi? Şimdi tabii olabilir, nasıl isterseniz, tamam, ama önce şeyden başlamamız daha iyi olur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden başlamamız da tamam oradan başlayacağız. Siz merak etmeyin. Akış olacağını düşünüyorum. Hocam, ben bir sunum yapayım. Siz bakalım beğenecek misiniz o sunumu? Gökmen oldu deyin ya da olmadı. Sen sus, ben anlatacağım deyin. Şimdi hocamızın bize gönderdiği görsellerden biri bu mesela. Seçmen listeleri. Abi bu isimler ne? Salim Bey. Bu isimler ne ya? Ya bu isimlerin yani bizim hiçbir şeyi alakası yok. Bu tamamen bir şekilde vatandaş yapılmış. Evet yani. İşte ya sığınmacı mıdır? Evet, isimlere bakın ya. Afganistan'dan mı gelmiş, Suriye'den mi gelmiş? Kimdir bunlar? Nereden gelmiş? Ne oldu? Farid Ahmet, Faridah, Fariha, Farıma, Fariza, evet, Hasmatullah, Hasina, tabii, Hasime, hep rastladığımız Mayra, isimler bizim burada bunlar. Jalil, Jamaluddin, nedir isimlerle yani? İsimlerle ilgili bir görsel daha var sevgili yönetmenim. Alın. Evet işte burada devam ediyor yani. Yani hep zaten şüphe duyduğumuz hikaye buydu. Yani ne kadar ithal seçmen var, ne kadar kişi oy kullandı, bunun tam olarak sayısı neydi? Ve neden isim değiştirmek kolaylaştırıldı değil mi bu süreçte? Tabii yani normalde mahkeme gerektirirken. Bunların kaçı saklandı ya da o şekilde yani, evet, Türkçe isim soyad taşıyıp, evet, da aslında orijinal isim ve soyadları bu olan kaç, evet, kişi var? Evet. Mehmet Hocam... bu isimler bu anlama geliyor değil mi? İnşallah doğru yorumladık bu görseller. Şimdi doğru yorumladınız. Tabii sadece isimlerini verebiliyoruz. Soyadlarını veremiyoruz. Kişisel verileri koruma kanunu gereğince. Ve ben sadece baştan ve sondan bir sayfa gönderdim size. Aslı binlerce sayfa tutuyor. Binlerce. Binlerce sayfa tutuyor. Dikkat ederseniz bunlar sadece Afganlı seçmenlerin isimleridir. Nasıl? Bunun Suudlusu var, Libyalısı var, İranlısı var, Iraklısı var, Varolu var. Şimdi bu konuda yaptığımız çalışmada biz şunu söyledik. 1 milyon 300 bin tane Türkiye'de yurt dışı doğumlu seçmen tespit ettik. Bunlar Türkiye'de sandıklara kayıtlı seçmenler. İkinci aşamada bizim elimize veriler gelince siyasi partiler tarafından genel başkanlarının veya partiyi temsil etmeye yetkili kişilerin ıslak imzasıyla alıyoruz ancak biz bu verileri. Veriler geldikten sonra yurt dışındakileri de tespit ettik ve 1 milyon 290 bin tane yurt dışında seçmen olduğunu gördük bu şekilde. Bunların aşağı yukarı yarısı, yani 1 milyon civarında olanı Suriyeli, Rus, İranlı, Iraklı, Libyalı, Tunuslu gibi ülkelerden. Geriye kalan bir miktar da yurt dışında doğmuş Almanya'da Türk çocukları olabiliyor. Peki. Ya da işte Yugoslavya'dan göçmen, Bulgaristan'dan göçmen gelen vatandaşlarımız olabiliyor. Ama tabii burada çok ciddi bir sorun var. 2,5 milyonluk bu seçmen sayısı Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki genel başkan yardımcısı tarafından da 136 bin olarak açıklanmıştı. Tabii bunlar sıkıntı. O sıkıntılara ben geleceğim. Peki. Başka bir şey söylemek istiyorum. Bu seçimde Sayın Hocam, son seçimden... Sayın Hocam, buyurun. Sayın Hocam bitmedi daha. Ben bir bitireyim müsaadenizle, ne olur. Yüksek buyurun, müsaadenizle sunum bitireyim. Estağfurullah, buyurun. Bakın yine oy oranları, milletvekili sayıları. Şimdi 2018 sonucu işte CHP 22,8 oy, 140 milletvekili, İyi Parti 10,15, 39 milletvekili, HDP, AKP'nin 296 milletvekili var.
2018 sonucunda. Şimdi 2023'te gerçekleşene bakıldığında CHP'nin milletvekili sayısı 169'a çıkıyor. Tabii bunun içinde diğer partileri ayırdığı kontenjanlar da var, Millet İttifakı üyesi partilere. İyi Parti'nin 43 milletvekili var. Ondan sonra işte HDP'nin 61 milletvekili, AKP'nin 268 milletvekili, MHP'nin 50 milletvekili. Şimdi bunu iktidar ve muhalefet milletvekili sayıları olarak bir grafikte gösterildiğinde iktidar siyah renkle gösterilmiş. 347 milletvekilinden 323 milletvekiline düşmüş oluyor iktidar. Muhalefet kırmızı renkle gösterilmiş. 253 milletvekilinden 277 milletvekiline çıkmış oluyor. Mehmet Hocam bir çalışmayı da şöyle yapmış. Eğer İyi Parti ortak listeye katılsaydı o zaman CHP 169 değil 179 vekil çıkarabiliyordu. İyi Parti 43 vekil değil 51 vekil çıkarabiliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi 268 değil 257 vekile düşüyordu. MHP 50 değil 46 vekil çıkarabiliyordu. HDP de 61 değil 59 vekil çıkarabiliyordu. Bir başka görsele, sıradaki görsele geçelim değerli arkadaşlar. Şimdi milletvekili sayısı değişimi, yani CHP'nin Türkiye genelinde milletvekili sayısını artırdığı yerler. Mesela 3 milletvekili artırdığı yerler var. Ondan sonra 1 milletvekili artırdığı yerler var. Bir tek işte şeyde Tunceli'de 1 milletvekili düşüş var. Dolayısıyla bakıldığında Türkiye'nin önemli bir bölümü yeşil. Yani CHP'nin milletvekili sayısında artış var. Bir sonraki görsele geçelim. Orada da Adalet ve Kalkınma Partisi açısından durum ne? Oho, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından Türkiye'nin pek çok yeri kırmızı renge bürünmüş durumda. Yani milletvekili sayısını azaltmış durumda, kaybetmiş durumda bu anlamda. Dolayısıyla haritaya bir de böyle bakınca çok daha farklı görünüyor manzara. Başka var mı o ikinci PDF dosyasından görselimiz değerli arkadaşlar, hiç yerel seçim senaryolarına girmeden? Hah, bu yerel seçim, onu birazdan konuşacağız. Şimdi bu açıdan bakıldığında Mehmet Hocam, yani bu da işin bir garip şeye geçelim. Deminki görsele geçelim. Bu da işin bir garip yanı değil mi? Yani bakıldığında AKP düşmüş, muhalefet korumuş ya da yükselmiş vesaire. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka bir tablo ortaya çıkıyor. Ne dersin? Evet. Şimdi işin püf noktası burası. İktidarın sürekli yaratmak istediği algı bu seçimin muhalefet partileri açısından son derece başarısız, kendi açısından ise başarılı bir seçim olduğu algısını yaratmaya çalışıyor. Halbuki işin aslı sizin görsellerde gösterdiğiniz gibi daha farklı. Şimdi ben size başka bir örnek söyleyeceğim. Türkiye'de birincisi değişen il sayısı. Yani 27. dönemde birinci parti olup da 28. dönemde daha farklı bir partinin birinci parti olduğu 6 tane il var Türkiye'de. Bunlar Antalya, Bitlis, Çanakkale, Eskişehir, Kars ve Mersin. Altısında da 27. dönemde AKP birinci partiyken Bitlis ve Kars'ta bu dönemde HDP birinci parti oluyor. Diğer 4 ilde ise Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oluyor. Bunu ilçeler olarak baktığımız zaman gördüğümüz manzara çok daha çarpıcı. 98 ilçenin birincisi değişiyor. 89 tane birincilik kaybeden parti tahmin edeceğiniz gibi AKP. AKP 13 ilde ilçede MHP'ye, 65 ilçede CHP'ye, 8 ilçede HDP'ye, 3 ilçede de İyi Parti'ye ilçe birinciliklerini kaybediyor. Buna karşılık AKP'nin kazandığı ilçe birinciliği bir tane geçen dönem seçime katılmayan bir ilimiz, ilçemizden geliyor. Yeni kurulmuş bir ilçemiz. Üç tane HDP'den, bir tane CHP'den, bir tane MHP'den olmak üzere 6 kazanıyor, 89 kaybediyor. Dolayısıyla Partisi, burada da gene ters bir durum var. Milletvekili değişimine baktığımız zaman oradaki manzara da şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 tane milletvekili artıyor, bir tane milletvekili eksiliyor. İyi Parti'nin 8 milletvekili artıyor, 4 milletvekili eksiliyor. TİP 4 milletvekili kazanıyor. HDP 2 kazanıyor, 15 kaybediyor. AKP 3 kazanıyor, 31 kaybediyor.
Tamam. MHP 10 kazanıyor, 11 kaybediyor. Yeniden Refah Partisi 5 kazanıyor. Yani böyle baktığımız zaman iktidar bloğu 18 milletvekilliği kazanırken 42 milletvekilliği kaybediyor. Tamam. Bunun manşeti, Mehmet Hocam, manşeti şu değil mi? Kardeşim, milletvekili sonuçları hal böyleyken bu cumhurbaşkanlığı sonuçları nasıl böyle çıkıyor? Doğru aynen manşet. De manşetimiz budur. Tamam, tamam. Konumuzun manşeti budur. Seçim sonuçları böyleyken nasıl oluyor da büyük şehirlerin hepsinde farkla kazanan bir partinin veya muhalefet grubunun adayı şeyi kaybediyor? Tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimini. Sayın Hocam, bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra bir de bu yerel seçim senaryoları konusunda görüşünüzü rica edeceğiz. Turan Çömez'den de rica ettik bir sonraki dilimde de bizimle birlikte olmalı.